Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hisse taramasını yaparken nasıl yaptığımı göstereceğim size. Tabi bu day trading için. Ama farklı şekillerde hisse taramaları var. Siz de aynı şekilde düzenli olarak hisselerinizi tarayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi New York'ta borsalar 9.30'da açılıyor. Bu Almanya için, yani Avrupa için 15.30, İstanbul için 16.30 oluyor ve saat 6'ya kadar devam ediyor borsa. Bu Almanya, yani Avrupa için saat akşam 10, Türkiye için akşam 11'e kadar devam ediyor Amerikan borsası. Yani işten geldiğinizde örneğin saat 20'de öğleden sonraki oturumu yakalamış olursunuz. Oturup Amerikan borsalarında alıştırma yapabilirsiniz. Şimdi bu konumuzdan farklı bir şeydi. Asıl anlatacağım konu nasıl hisse taraması yapıyoruz. İlk kullandığım sitelerden biri Market Chameleon sitesi. Borsalar açılmadan 45 dakika, yarım saat önce buraya geliyorum. Burada arkadaşlar genel tendans ne diye bakıyorum. Mesela ayın 15'inde şu bölgede yukarı çıkan ayın 30'unda, 15'inde değil, yukarı çıkan hisselerin adedi 1.3 milyar dolar ve işlem hacmi burada görünüyor. Aşağıya inenler de 217 milyar dolar. Tabii şimdi itibariyle, şimdi dediğimiz saat 8.20 oluyor Amerika'da. 8.20 itibariyle daha borsanın açılmasına 1 saat 10 dakika var. Biraz erken bakmış oluyoruz. Daha sonra buradaki listeyi alıyorum arkadaşlar. Excel tabloma ekliyorum. Sonra şu listeyi alıyorum. Excel tabloma ekliyorum. Daha sonra da burada önceden hazırladığım bir market kapı, büyük olan Large Cap Universe var. Bu listemi burada olan hisseleri 6 ayda bir güncelliyorum arkadaşlar. Bunlar Large Cap için. Bunun dışında bir Universe daha var. Universe evren demek, yani hisse evrenim arkadaşlar. Burada da 1776 hisse var. Toplamda tabi Amerika'da daha çok hisse var. Burada niye böyle bir farklılık yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü işlem hacmi market açılmadan önce gerçek işlem hacmini yansıtmadığı için işlem hacmi ortalama olarak çok olan hisseleri daha önce bir yere aktarıyoruz. Bunun dışında ETF'leri çıkartıyoruz. Bunları yaptıktan sonra burada sıralıyoruz. Örneğin %2'ye kadar olan hepsi içinde olduğunda %4'e kadar yapıyoruz arkadaşlar. %4'e kadar olan hisseleri buradan şuraya kadar kopyalayıp biraz önceki web sitesindeki listeyle birlikte buraya Large Universe diyorum. TC 2000'dan %4'ün üstündekiler çıkanları ekledim. Daha sonra burada bunu tekrar sıralıyorum. Düşenlere bakıyorum. Yine %4'ün üstünde düşenler nelerdir diye. Bunlar tabi gap yapan hisseler olmuş oluyor. Daha sonra günlük grafiğe geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan pre-market verilerini de göster diyorum. Biraz önce göstermemişim. Bu listeyi tekrar yapmam lazım. Dünkü verilere bakıyormuşum. Burada önemli olan bugün işlem gören, borsa açılmadan önce işlem gören hisseleri de göz önünde bulundurmak. Tekrar geldim. Burada tekrar sıraladım.
%4 işlem görenler bunlar. Tekrar düşenler için sıralamayı değiştiriyorum, ekliyorum. Biraz önceki siteden ekran görüntüsü aldım. Şu kısmı 30 Haziran kısmını. Buradan daha sonra şok şekilde, yani şok oluşturacak şekilde. Mesela bunda herhangi bir önemi yok bu çıkışın. En son market, en son şurası pre-market verisi bu arkadaşlar. Çıkarken aşağı indiği için bunun bir önemi olabilir. Bakın bu da aşağı inmiş. Bunda bir önemi, şok formasyonu oluyor yani arkadaşlar. Yukarı çıkarken birden sabah kalkıyorlar. Daha borsa açılmadı tabii. Bunlar pre-market işlemler. Mesela sana küçük bir şekilde aşağıya iniş var. Bunlar dışında tabii daha büyük şekilde, mesela CR daha büyük şekilde inmiş arkadaşlar. Şu bölgenin altına inmiş. Buradaki direnç kısmını aşağıya doğru kırdığı için şok etkisi daha çok diyebiliriz. Burada tabii bunu yaparken mesela CR'de 260 bin işlem var. BGCP'de bir tane işlem hacmi, bir tane. Bunun herhangi bir önemi yok. Bir tane işlem hacminin herhangi bir önemi yok. Bunları geçiyoruz. Minimum 20 bin tane olmasına bakıyoruz. Mesela burada da bir şok formasyonu olmuş. Buradan aşağıya inebilir arkadaşlar. Yukarı çıkarken herkes yukarı çıkacağını bekliyor. Birden aşağıda açılıyor. Evet, bu şekilde hisselerimizi hazırlıyoruz. Tekrar birbirleriyle denkleştiriyoruz, konsolide ediyoruz. Bundan sonra mesela şu dünkü listemiz, mesela dün, şurası dünkü veri mesela arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz, bakın çok güzel bir formasyon var burada. Aşağıya doğru. Bunun gibi işlem yapıyoruz. Burada göstereceğim mesela. Şu bölümün aşağısına kırılmış ve aşağıya doğru hareket etmiş bir şok formasyonu. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.